Yeni bir vaaza başlarken hazır mısınız? Evet. Evet, tamam. O zaman ben de hazırım. Rabbimizin lütfuyla hazırım. Bir dua etmek istiyorum. Yüce Rabbimiz İsa, bugün için bir kez daha sana şükrediyoruz. Böyle halkınla, misafirlerimizle birlikte. Evet, biz senin diri yaşayan sözüne bakmak istiyoruz. Ve bu söz kutsal ruh aracılığıyla hayat bulsun bizim iç varlığımızda, düşüncelerimizde, davranışlarımızda. Evet, bizim gücümüz sen ol ve bunları uygulayabilmek için bizim gücümüz sen ol diye Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Amin diyorum. Kutsal kitabın konusu nedir? Cevap verebilirsiniz, yani çekinmeyin. İsa Mesih, üstlenmesi, evet. Evet, kutsal kitabın konusu. Çok güzel. Efendim? Kendini tanıması, tanıtması. Evet, kendini, Tanrı'nın kendini tanıtması. Evet. Rabbim bize konuşması. Yani evet, konuşan, Tanrı sözü. Efendim? Kurtuluş müjdesi. Evet. Çok güzel. Günahları anlatıyor tabii, onlar var. Evet, kutsal kitabın konusu nedir? Neyi anlatır? Eğer bunu üç sözcükte özetleyebilirsek aslında bu verdiğiniz cevapları kullanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Krallık, kurtuluş ve Mesih. Krallık dediğimiz zaman Tanrı'nın kendisi. Çünkü Tanrı kendisini kutsal kitapta kral olarak açıklıyor. Evrenin yaratıcısı, her şeye egemen olan Tanrı'nın krallığı diyoruz. Ya da Matta İncil'inde göklerin egemenliği diye geçiyor. Yani kral olan bir Tanrı var bütün yaratılışta. Ve bu kral olan Tanrı'nın insanla olan ilişkisini anlatır. Yani Tanrı bu kutsal kitabı yazdığı zaman işte yaratılıştan anlatırken yaratılıştaki maddeye bir tanıklık vermek istemiyor. Böyle bir ihtiyacı yok. Kime bir tanıklık vermek istiyor ya da neyi anlatmak istiyor? İnsanla anlatmak istiyor. İnsanla olan ilişkisini biçimlendirmek istiyor. Kendi düşündüğü gibi tasarıları doğrultusunda. Ve aynı zamanda kutsal kitap kurtuluş öğretisini anlatır. Kurtuluş hakkında konuşur. Eğer kurtuluşu kutsal kitaptan çıkartırsak yani geriye bir şey kalmaz. Mesih'i de çıkartmak lazım. Ama bu bir ihtiyaç sonradan çıktı. Ama ilk baktığımızda, yani yaratılışın olduğu günlere baktığımızda Tanrı'nın krallığı var, insan var ve Tanrı'nın insanla olan bir ilişkisi, iletişimi var. Evet, kutsal kitap kral olan Tanrı'yı, Tanrı'nın insanla ilişkisini, Mesih'te sağlanan kurtuluşun büyüklüğünü anlatır. Eğer bir cümleyle ifade edersek bu üç sözcüğü. Ve biz bu büyüklüğü görüyorsak, yani bize sağlanan kurtuluşun büyüklüğünü görüyorsak, Tanrı'nın kim olduğunu ve bizler için ne yapmak istediğini daha iyi anlayabiliriz. Yine kutsal kitap 1500 yılda yazılmış karakterleri ve olayları sağlam bir kurguyla birleştiren, tek öyküyü anlatan tek kitaptır. Evet, 1500 yılda, yaklaşık 1500 yılda diyelim, yazılmış tek kitaptır. Ve tutarlı bir şekilde birleştirilmiş olayları ve bu olayların içindeki kahramanları anlatır. Yani kutsal kitabı okuyanlar olarak düşündüğümüzde birçok olay var. Ve bu olayların içerisinde birçok kahraman var. Ve bu olaylar aslında kutsal kitabı oluşturuyor. Ama bunlar tutarlı bir şekilde bir araya getirilerek bir tutarlı kurgu oluşturuyor. Bir kurgusu var. Yani kurgu dediğimiz zaman bazen yapay, yani edebi türlerde olabilir ya da diyelim bir filmde de kurgudan söz edebiliriz. Ama kutsal kitabın kurgusu gerçeklere dayanır. Gerçek olaylardan yola çıkar. Gerçek kahramanlar vardır. Bir tane baş kahramanımız var. Değil mi? Onu biliyoruz. Mesih. Ama onun dışında birçok kahraman daha var. Ve kutsal kitap bu olayları kaydettiği zaman bugün bizim
Tanrı'yı ve Tanrı ile olan ilişkimizi anlamamızı istiyor. Yani kaydedilmesinin nedeni budur. Ve bir baktığımızda yani çok tutarsız görünüyor ilk bakışta, işte orada öyle oldu, burada böyle oldu, şu şurada günaha düştü, buradaki kişi şunu yaptı, işte o Tanrı adamıydı, hiç beklenmedik bir durumu çıktı falan falan falan, yani böyle gidiyor. Ama biz bu olaylara baktığımız zaman o sağlam, tutarlı kurguyu görebiliyoruz. Yani kurgu olayların birleştirilmesi anlamına geliyor. Ve Tanrı olayları ve olayların içinde yer alan kahramanları 1500 yıl gibi bir süre içerisinde kutsal kitapta birleştiriyor. Gerçeği kutsal kitapta birleştiriyor. Tutarlı bir şekilde bunu yapıyor. Ve 39 bölüm 27 39 bölüm eski antlaşmada, 27 bölüm İncil'de var. Toplam 66 bölümü yapıyor. Ama sınıflandırmalar farklı olabiliyor. Örneğin Yahudi sınıflandırması biraz daha farklı. Ama sonuçta kullandığımız metinler ve kitaplar hepsinde aynıdır. Bugün ben size yeni bir vaaz serisine başlıyorum. Kutsal kitap neyi anlatır? Evet. Başından başlayacağız, vahiy bölümüne kadar gideceğiz. Yani vaazlar bundan sonra böyle olacak. Uzun bir seri. Aslında bunun yaklaşık 2 yıldır dua ediyordum böyle bir seriyi yapmak için. Ama cesaret de edemedim, nasıl yapacağımı da tam bilemedim. Ama bugünlerde olacak gibi görünüyordu. Ve bu hikayelere baktığımız zaman ya da olaylara baktığımızda biz aslında bir şey var, bir olay var diyelim... Ve o olayda bir bakıyorsunuz sanki her şey bitti. Bitti. İşte Adem'le Havva günah işlediğinde her şey bitti. Yani oraya baktığımızda. Şeytan da öyle düşünüyor. Diyor tamam, zaferli olan benim. Bir gerilim var ama bir de bakıyoruz olay yeniden kurulmaya başlıyor. Nuh tufanına geliyoruz. Orada da her şey bitiyor gibi görünüyor. Ama bir de bakıyoruz. Ne yapıyor? Öykü devam ediyor. Farklı olaylar, farklı kahramanlarla. İbrahim peygambere geliyoruz. Ne oluyor? Orada bir farklı bir başlangıç olmaya başlıyor. Farklı bir kahraman çıkıyor. Olaylar daha farklı oluyor. Mesela uzun zaman geçiyor. Mısır'dan Musa ile birlikte çıkıyorlar. Orada nedir? Bir halk olarak çıkıyorlar. Olaylar farklı, kişiler farklı. Ama hep anlatılan... ana öyküye bağlı gelişen olaylar var. Sonra Mesih geliyor. Mesih insanlara kurtuluşu sağlıyor, göğe çıkıyor ve tekrar gelecek. Vahiyin son bölümünde böyle gidiyor. Eğer kutsal kitabı 5 dakika içinde özetleyeceksem bu örneklerden yola çıkabilirim. Ama vaaz verirken biraz daha farklı olacak. Bazen bir kitap gibi düşünebilirsiniz. Bir roman okuyorsunuz, çok heyecanlı bir yerdesiniz. Tak diye orada bıraktınız ama hemen tekrar dönüp okumanız da lazım. Ya da bir film izliyorsunuz, işte filmin bir gerilim noktası var. O noktaya geldiniz, tüyleriniz diken diken oluyor. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak diyorsunuz. Nedir? Sonraki olaylar aracılığıyla bu gerilim kalkıyor ya da artarak devam ediyor. Evet. Kutsal kitap kral olan Tanrı'yı, Tanrı'nın insanlarla olan ilişkisini, Mesih'te sağlanan kurtuluşun büyüklüğünü anlatır. Eğer aklımızda bir cümle kalacaksa bunlar ve bunların açımlanması üzerindeki konular kalması lazım. Peki bu kutsal kitaptaki öykü nerede başlıyor? Yaratılış 1. bölüm 1. ayette başlıyor. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı diyor. Evet. Yani bizim için hikaye aslında burada başlıyor. Ama aynı zamanda sonsuzlukta var olan bir Tanrı var. Yaratılmamış, ezeli, ebedi, ruh olan bir Tanrı yani var. Ama Tanrı ne yapıyor? Başlangıçtaki yeri ve göğü yaratıyor. Yani gördüğümüz işte şey, yaşadığımız dünya, evren Tanrı tarafından yaratıldı. Yani çok kişi günler üzerinde duruyor ama ben işte dünyanın ya da kaç günde yaratıldığı ya da yaratılışının ne süre içerisinde geçtiği üzerinde durmuyorum. Neden durmuyorum? Çünkü
Kutsal kitap bir ilahiyat kitabıdır. Yani ilahiyat olarak, ilahiyatçı olarak bakmamız lazım. Yani o şekilde yorumlamamız gerekiyor. İlahi bir kitap. Gerçekten söz ediyor. Amacı bir şeyi ispatlamak değil. Ama insan yaratıldıktan sonra birinci ve ikinci bölümün ne kadar anlamlı olduğunu görmeye başlıyoruz. Çünkü insan yaratıldığında birkaç temel soruyu cevaplayabilir. Nedir? Ben nereden geldim? Ben kimim? Evet, eğer Tanrı yaratılış birinci bölümü yazmasaydı, anlatmasaydı, insan ben nereden geldim, ben kimim sorusunu cevaplayamazdı. Yani günlere takılmak yerine bu soru üzerinde durmak ve buna cevap aramak aslında bizim için çok daha iyidir. O zaman bakalım ayetlere. Yaratılış birinci bölümü okudum. Ve sonra devam eden ayetlerde yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu, engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu, dedi ve yarattı. Sonra insanı yaratıyor. Birinci bölüm 26-30 ayetlerde şunu yazıyor. Tanrı kendi suretimizde kendimize benzer insanlar yaratalım dedi. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Evet, Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminizi alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzündeki yaşayan bütün canlılara egemen olun. İşte yeryüzünde tohum veren her otu, tohumu, meyvesinde bulunan her meyve ağacını size veriyorum. Bunlar size yiyecek olacak. Yabanıl hayvanlara, gökteki kuşlara, sürüngenlere, soluk alıp veren bütün hayvanlara yiyecek olarak yeşil otları veriyorum ve öyle oldu diyor. Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü diye devam ediyor. Evet, Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Ve Tanrı bizi kendi suretinde yarattığı için biz onunla bir iletişimimiz olabilir. Gerçek üzerinde ve canlı olarak olabilir. Yani diyelim bizim sandalyeyle de bir iletişimimiz var. Ama benim suretime hiç benzemiyor. Yani ve o zaman demek ki bir iletişim olması için nedir? Onun bazı nitelikleri, yani Tanrı'nın bazı niteliklerinin bizde olması gerekiyor. Eğer o nitelikler bizde olmasaydı, biz Tanrı'yla iletişim içinde olamazdık. Onu anlayamazdık, tanıyamazdık. Ne kadar yazarsa yazsın, ne derse desin burada, ne söylerse söylesin, anlayamazdık. İşte ondan aldığımız nitelikler aracılığıyla biz Tanrı'yı tanıyabiliriz ve anlayabiliriz. Nedir bu nitelikler? Bilinç. Tanrı bilinçli bir varlıktır ve bilinç de sonsuzluk boyunca var olan bir şeydir. Ve biz de bilinçli varlıklarız. Aynı zamanda duygu. Duygu Tanrı'da var. Tanrı üzülüyor. Hatta Kutsal Kitabın en kısa ayeti İsa ağladıdır. Yani İsa ağladığına göre nedir? Tanrı'da duygu var, bunu görüyoruz. Yine bizi ahlaki olarak yarattı Tanrı'nın kendisi. Akıl olarak, akıllı varlıklar olarak yarattı. Eğer aklımız olmasa bizler Tanrı'yı anlayamayız. İyi ile kötüyü ayırt edemeyiz, bilgece davranamayız. Biz bunu akıl sayesinde yapıyoruz. Ahlaki nedenlerle kutsallığın ne olduğunu biliyoruz. Ve bunların hepsi ne oluyor? Bizim Tanrı'yı tanımamızı sağlıyor. Yaratılış birinci bölümün konusu Tanrı insanı yarattı ve kendisiyle iletişim kuracak şekilde yarattı. Kendisini Rab olarak tanıyacak şekilde yarattı. Bütün evreni yarattığını bilecek şekilde yarattı. Ve insan, yani Adem ve Havva, Adem söz konusu başta ama orada, yani Tanrı'yla iletişim içinde olduğunda onun her yeri ve her şeyi yarattığını ve aynı zamanda kendileriyle bir ilişki içinde olduğunu biliyordu.
Bilinçli varlıklar olarak bunu biliyordu. Akıllarıyla bunu biliyordu. Duygularıyla, ahlaki olarak bunları biliyordu. Ve Adem ve Havva ölümsüz olarak yaratıldı. Bu çok fazla düşündüğümüz bir konu değil. Ama son haftalarda özellikle vurguluyorum. Adem ve Havva ölümsüz olarak yaratıldı. Ne kadar olağanüstü bir şey değil mi? Şu anda en büyük derdimiz ölümdür. Yani birçok insan bununla mücadele ediyor. Tıp bununla mücadele ediyor. Ama yaratılışta insan ölümlü değildi. Tanrı'nın suretinde yaratıldığı için ölümsüzdü. Sonsuza kadar yaşayacaktı. Neden bu ölüm konusu önemli? Yaratılışta ölümsüz olması insanın önemli. Neyi kaybettiğimizi anlamak açısından önemlidir. Evet, ve biz yaratılış ikinci bölüme geldiğimizde, o kısa bir özet yapıyor. İkinci bölüm 17. ayette kutsal kitapta bir gerilim görüyoruz. Yani ilk defa bir şey gerilmeye başlıyor. Olaylar orada biraz farklı gelişiyor. Yaratılış 2. bölüm 17. ayette Tanrı iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme, kesinlikle ölürsün dedi. Burada bir gerilim var. Adem ve Havva, Adem yani Adem'e söylüyor. Daha yaratılmadı Havva. Adem ölümü deneyim etmedi. Ama ölümün ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Yani ölümün ne olduğunu bilmezse o zaman sorumlu olmaması gerekir diye anlıyorum. Ancak Adem ölümün ne kadar ciddi bir şey olduğunu anladı mı? Adem ölümün ne kadar ciddi bir şey olduğunu anlamadı. Günümüzde birçok insan İşte Tanrı'yı sınırlıyor. Neden yeme dedi? Neden? Yani Tanrı'nın Tanrı olduğu anlaşılsın diye yeme dedi. Ve o sınırladığı konunun kendisine ölüm getireceğini söylüyor. Özgürlük olmayacak, tam tersine köle olacak. Yemeseydi Adem o ağacın meyvesinden ya da bir sonraki bölümde Havva yemeyip yiyip de Adem'e vermeseydi ve o da yemeseydi, o zaman ölüm deneyim edilmemiş olacaktı ve ölümden özgür olacaklardı. Ama iyiliğiyle kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yedikleri için öldüler ve deneyim ettiler. Tarihin en trajik, en acı olayı orada gerçekleşti. Ve aynı zamanda yaratılış 2. bölüm 17. ayette Tanrı ama iyiyle kötüyü bilme ağacından yeme, çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün dediğinde farklı bir arka plan da var. Nedir? Tanrı sözüne güvenilmesini istiyor. Tanrı sözüne iman edilmesini istiyor. Tanrı ciddi bir şey söylüyor. Yediğinde kesinlikle ölürsün diyor. Ama aynı zamanda nedir? Adem'in ve sonra da Havva'nın buna iman etmesi gerekiyor. Buna güvenmesi gerekiyor. Tanrı konuşuyor. Tanrı bir şey söylüyor. Eğer güvenmeyecekse ve buna imansızlık ederse ne olacak? Ölecek. Deneyim edecek. Ama sonucunun ne kadar korkunç olduğunu tasarlayabiliyor mu? Anlayabiliyor mu Adem? Bence anlıyordu. Çünkü orada yani bir sonraki vaazda onu daha çok duracağız. Yaratılışta o ilk günah dediğimiz olay bilinçli olarak işlendi. Adem bunun yenmemesi gerektiğini biliyordu. Havva'ya da engel olabilirdi yanında. O da yemeyebilirdi. Ama öyle olmadı. Bilinçli olarak yapıldı. Ve burada da biliyor. Ama Tanrı'yı ciddiye almıyor. Ve kutsal kitabın konusu aslında bir yerde ölümle yaşam arasındadır. İlerleyen bölümlerde bunu görüyoruz. Ölen insanlar var. Ama yaşam vermek isteyen bir Tanrı var. Bütün kutsal kitap boyunca. Romalılara mektuba geldiğimizde günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi diye yazıyor
bir ayette günahın ne kadar ölümcül olduğunu anlatıyor. Evet, Adem bu bilince sahipti. Ama ne yaptı? Deneyim etmediği bir şeyi deneyim etmek istedi. Tanrı'nın sözüne iman etmek yerine kendi fikrini uygulamak istedi bir bölüm sonra. Ama iman etseydi, işte iman bu, yani Tanrı sözüne iman etseydi, o zaman ne olacaktı? Ölüm deneyim edilmemiş olacaktı. Ve bugün biz de, yani bu söze iman ediyor muyuz? Benim sormak istediğim aslında soru bu. Yani bu hikaye devam edecek. Burada biraz gerilmiş bir şekilde bırakacağız. Yeme dedi, ölürsün. Yeme dedi, ölürsün. Gerçi kutsal kitap okuduğumuzda 3. bölümde ne olduğunu biliyoruz ama neyse orada öyle kalsın. Ama biz Adem ve Havva'yı düşündüğümüzde ve özellikle bu 2:17 ayetini düşündüğümüzde, Adem'le Tanrı arasındaki o ilişkiyi düşündüğümüzde Tanrı'nın sözüne güveniyor muyuz? Amin. İman ediyor muyuz? Amin. O zaman ne yapacağız? Adem gibi olmayacağız, değil mi? Evet, bu sözdeki yazdığı gibi kabul etmemiz lazım. Bu sözde dediği gibi kendi hayatımızı yönlendirmemiz gerekiyor. Ona göre anlamaya çalışmalıyız. Çünkü bu söz bir gerçekten söz ediyor. Ve bu gerçek, evet, Tanrı'nın sözüdür. Adem Tanrı sözüne iman etmedi ve öldü. Ama sen ve ben de kutsal kitapta Tanrı sözü olduğuna, evet, iman ediyor musun? Evet, ediyorsak yaşayacağız. Bu da kutsal kitabın diğer bir gerçeğidir. İsa Mesih'te sağlanan kurtuluşla bu böyle olacak. Evet, şimdi dua edelim. Yani ve dua ederken bu yaratılıştaki sahneyi düşünelim. Ama aynı zamanda özellikle yani bu 2:17 ayetinde kesinlikle ölürsün sözü ve Adem'in imansızlığını düşünelim. Neden ciddiye almalı? Dua edelim. Evet Rabbimiz İsa, ben sana bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve bugün bu söz için sana minnettarım. Ve aradan geçen bin yıllar içerisinde tabii ki o sahneye çok uzakız ama senin sözün gerçek ve okuduğumuzda anlayabiliriz. Evet, kesinlikle ölürsün. Günah öldürür. Ama sen yaşam vermek istiyorsun. Bunu da yine senin sözünden biliyoruz. Rab, hem kendim hem de halkın, yani bizler seni, evet, kutsal kitapta egemen Tanrı, kral olan Tanrı olarak daha çok tanımak, gerçek Tanrı olarak bilmek ve sana itaat etmek istiyoruz. Ve seninle olan ilişkimizi, evet, senin istediğin gibi olması için dua ediyorum. Evet, ve bize sağladığın o kurtuluşun büyüklüğünü de anlamak istiyoruz. Ve bugün İsa Mesih'in ölümü ve dirilişiyle senin huzuruna, en kutsal yere, kutsal ruh aracılığıyla gelebiliriz. Evet. Amin diyorum. Rabbimiz İsa'nın adıyla.